Mavi kağıt para vardı. 1 lira. Ben dedim 1 liraya ayakkabı oldu. Diye dağıldı bu İstanbul'da millet birbirine. Şimdi bak güzel konuşmalar var, biliyor musun? Bak şimdi. Tabii. Ne zannettin yani? Ne zannettin? 1 liraya ayakkabı satar mı? ÖTM'de kolaydı 5 liraya verir. Bakalım kağıdım önce şimdi birine bir bakayım hangisi nasıl bir ayakkabı. Ya bu çarşamba ayakkabısı. Çok merak ediyorsan 100 lira vereceksen bunu sana vereceğim. Oo, yönünü bakayım nasıl? Ön yüzünü bakalım, ön yüzü nasıl? Yüzü bak ne kadar güzel. Gördün mü? Safi, halis, mulis dere bu. Şirek müret bunda bir şey yok. Şahı derisi tabii. Ya. Ceylan derisi. Ceylan. Ceylan. Nasıl bir şey o ya öyle? Ya. Bu silsi yaptırma. Bunlar böyle sıradan şeyden bakkaldan alır gibi alma değil bunlar. Bulamazsın ki zaten. He, yumurta topu. Yumurta. Sivri topu. Çorap nereden? Şimdi bunlar. Yüzük, zaten. Yüzük nereden? Yüzük. Mekeleme yapıyor. Tabii. He. Bazı kaşıkları. Kendim geminin kaptanıyım, Sezai Öztürk. Evet, gemi kimin? Gemi de yine bizim bir hemşehrilerimizden. Faslar bir hemşehrilerimiz. Arkadaşlar, bunları da tanıyalım. Sami Şahin, ben Ordu Faslar'ım, Faslar'ı. Gemide Allah'a şükür herkes Faslar'ı. 6 kişiyiz, 5'i Ordu Faslar'ı. Gemi sahibi de Ordu Faslar'ı. Böyle burada tesadüf denk geldi. Bizim yani gemi Faslar'ı diyeceğiz. Gemi Faslar'ı, gemi Faslar'ı. Evet, sizin isim soyisim? Savaş Öztürk, aynen Saykon Karsan'ın efendi. Evet. Ordu Faslı. Evet, sizi tanıyalım. Ben Ordu Ulubey kazasından Ahmet Bayrak'la beraber gelim ve çekim yapmaktayım. Bir arkadaşımla buluştum. Maltepe vatandaşın gemisinde bir çekim yapmaktayım, gezmekteyim. Şu anda adalara gidiyorsun. Şu anda adalara gitmekteyiz. Evet. Ben çekim için gelmişiz. Ben kendim artist ordunun en büyük, Türkiye'nin en büyük ikinci artisti olarak orada bir dizi oynatmak istiyoruz. Evet. Arkadaş Hayrettin'le beraber. Evet, sanki... Pazartesi günü saat 12'ye. Var mı diye afişler. Pazarda artist hesabıyla geldik. Burada Hayrettin'in çekimi yapılacak ve pazarda artist ne arar hesabıyla ben oradan kalktım. İstanbul Star TV'de bir şey oynatmak için geldi. Çekim için geldi. Çekim için geldi. Peki Ordu'da pazar yok mu artist? Buradaki pazarlarda mı arayacaksın artisti? Ordu'daki pazarda bulamadık. İstanbul'daki pazarda bulacağız artisti. Kendimiz zaten artist hesabıyla geldik. Birinci artist Kadir dayı. Öyleymiş. Ne oluyor lan? Gemi atom balık vuruyor galiba. Saat 11. Kadir amca ekibinin kemençesi Kadir amcamız çağırdım ya. Bu katip bu başka geldi. Önümde belki daha ilerisinde inşallah Kemal Sunal'ın komedi işlerini de çevirme ihtimalimiz de olabilir. Önlerde daha iyi. İlk girişimiz bu. İlerisini istiyoruz. İsteğimiz iyi. Ama yaradan Allah ömür verirse, önümüz açık olursa ilerlenmek istediğim. Evet Kadir amca, gemide yemeğimizi yedik. Gidip sağ olsun. Sağ olsun arkadaşlar. Hemşehrilerimiz. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Kimisi eniştemiz, kimisi... Yani artist olmanın faydaları var değil mi İstanbul'da ünlü olmak? Çok tatlı arkadaşlar. Evet. Allah razı olsunlar, var etsinler. Çeliğine çocuğuna bağışlasın. Çok değerli insanlarmış. Bir de eniştem. Bu araba gemi bu. Bu gemi. Araba hiç direksiyon da. Yani. Bizimki küçük bu büyük. Sür bakalım arabaya benziyor mu? Benzemez oğlum. Aynı istikamette. Arabadan daha iyi gidiyor. Çevirince bakayım ilerisi gözüküyor mu? Görünmez oğlum. İlerisi bozulacak. Gemi karaya çıkmış. Karaya çıkacak tabii arada.
Bu işler kolay mı ya? Artist gemi kullanıyor. Artist gemi de mi? Gemi de bile koymuş. Artist aralı gemide. Karaya çıkardılar. Son zamanlarda bir de kaptan olduk ha. Bu kaptanı her adamın başaracağı bir iş değil. Bizim gibi adamlar başaracak bu işi. Yani. Gençleri yetiştiriyor değil mi? Yani. Şu nesne bak. Orduyu bitirmiş ya, yani İstanbul'u da bitirdi. Yani bu çevirince tam dönüyor mu gemi? Gidiyor şu anda hareket halindeyiz. Daha daha bu nasıl dönecek? Aynı bu çeviriyor değil mi? Mehmet annenin şeyine benziyor bu. Mehmet annenin neyi bu? Şu şart şeyi oynuyor ya. Çarklı feler. Çarklı feler direksiyonuna benziyor başlarında. Bakalım Hayrettin'in direksiyonu bu kadar var mı? Bakacağız, göreceğiz. Hayrettin'in direksiyonunu yarın göreceğiz. Bakalım. Hadi bak, sesine bak. Gördün mü ya? Senin korkun sesine alacağım da ya. Ne ne korkunca kadar, şu var adam şeylerden korkar mı böyle vayikten uyuyunca? Burkos adam, Beybel adam, büyük adam. Orası ufak adam var, selam anası. İlerisi Adnan Menderes'in basıldığı yer. Avrupa ki. He, basıldı. Nerede sonra? He? Orada mı çekişti? O aradaki yer sınırı. He. Bir de bu tarafta var, Hayırsa'da var. Bu tarafta orada şey yok, insan yok. Evet. Şu an bir şeye gidiyoruz, Heybelada'ya gidiyoruz. Heybelada'ya yanaşacağız. Araçları oraya bırakacağız. Oradan Büyükada'ya geçeceğiz. Bir tane aracımız var, onu bırakacağız oraya. Oradan tekrar Heybeli'ye geçeceğiz, bu mikserleri alıp Maltepe'ye döneceğiz. Kınalanlar. Kınalanlar, Yatlar'da, Heybetler'da, Büyükada. Büyük ada bu. Şunun adını biliyor ha. Şu kınalı, yaslı ada. Bunu diyeyim ben ya. Zevk oluyor, görüntüler. Bir değişiklik oldu İstanbul'a gelmemiz değil mi? Böyle adalar daha muntazam görmüyor musun? O kadar tatlı bir yerler var. Yerleşim merkezi. Yaşama yerleri. Yani hem bir adalar bir artist görmüş oluyor bu arada. Adalar da tabii ki. Oradan gelen büyük bir ünlü artisti görmüş oluyor da. Adalar evet. Ya her adamı sağ göreceği olsun. Hem gezeceği yerler değil. Sağ olsun Sezai Kaptan ya, bizi gezdirdi. Gezdi Allah razı olsun. Hemşeri adam ya.